Altılar. Bugün sizinden açılar konusuna başlayalım ve bitirelim. Ders kitabımızdan işliyoruz. Önce biraz hatırlayalım. Biz şu şekle ne diyorduk arkadaşlar? Doğru diyorduk. İki ucu da böyle oksa sonsuza gidiyor. İki noktası belli. Buna doğru diyorduk. Peki bu iki tarafta kapalı ölçebileceğimiz şekle ne diyorduk biz? Doğru parçası diyorduk. Doğru parçasının gösterim sembolleri buydu. Geçen yıl öğrendik. Bir ucu başlayıp öbür ucu sonsuza kadar gitti. Yani başlangıç noktası belli ama ucu belli olmayan sonsuza kadar olan şekilde diyorduk. Işın diyorduk. Işının kapalı olan yani başlangıç noktasını şu şekilde kapalı yapıyorduk. Ama diğer sonsuza kadar giden kısmı ise açık bırakıyorduk. Buna ışın diyorduk. Misal bu bir açı. Açının köşesi. Bakın buraya ne diyoruz? Açının köşesi diyoruz. Köşesi. Ve biz bu açıyı okurken C, D, E diyerekten yani ya böyle hizayla okuyorduk ya da tam tersi hizayla nasıl okuyorduk? E, D, C açısı diyerek de okuyorduk. Ya da bazen kitaplar şöyle diyor. D açısı sadece köşenin ismini veriyor. D açısı şeklinde de gösteriyor. Sıra sizde bir de açıyı sembolle gösterin diyor. Açımız burada. Hemen ne deriz? K, L, M açısı ya da M, L, K açısı. Köşede, köşemiz her zaman ortada oluyor unutmayın. Ve ya L açısı da denilebiliyor. Şimdi bu açıyı biz isimlendirmemiz lazım tabii ki öncelikle. Ne deriz? Şuraya bir A, B, C diyelim. Ne deriz buraya? A, B, C açısı veya C, B, A açısı deriz. Ya da sadece böyle bir açı varsa B köşesinde gösterip B açısı da diyebiliriz. Şimdiki şekildeki açılar birbirine eş açılardır arkadaşlar. Eş olup olmadıklarını nasıl anlarız? Misal bizim bu gördüğünüz e, turuncu bölgedeki açımızın koduna bakarız. Kodumuz kaça kaçlık? 2'ye 2'lik bir kodu var. 2 sol 2 aşağı 2'ye 2'lik. Sağdaki açımızın ise 1'e 2'lik. 1 sağa 2 aşağı 1'e 2'lik. Bakın buna bakalım 1'e 2'lik gördüğünüz gibi 1 tire 2 burası ise 2'ye 2'lik bir açı. Şimdi ille de aynı yönlü olmak zorunda mıydı? Bu açı bu açıya eşit. Mesela burayla burası eşit. Biz farklı yönlü yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. Buradan şöyle ikiye birlik bir açı alıp daha sonra da şöyle ikiye ikilik bir açı yaptığımızda gördüğünüz gibi bu açıyla az önceki yapılan açının değeri aynı olur. Yani bunlar da yine birer eş açılardır. Bir de tartışma konusu atmışlar ortaya. Bakalım ne demişler? Wood açısına eş ABC açısı var mıdır? Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bu taşımız burada. Bu açıya eş. Şu kenarın koduna bakalım. 1'e 2'lik bir kod. Biz de buradan şu şekilde 1'e 2'lik bir kod alsak. Şuradan şöyle bir ışın yapsak. Bakın bu da 1'e 2'lik bir kod. Burası gördüğünüz gibi 2'ye 2'lik bir kod. Biz de aynı şekilde 2'ye 2'lik bir kod yapsak. Şu şekilde geçirsek. O zaman ne olur? Bu açıyla o açı eşit olur. Bakın burası 1'e 2'lik kodtu. Ben de 1'e 2'lik kod yaptım. Burası 2'ye 2'lik bir kodu vardı. Ben de 2'ye 2'lik bir kod yaptım. Dolayısıyla aradaki açı eştir. Bunlar birbirlerine eş oldular. Sıra sizde 3'te LMN açısına yani şuradaki açımıza eş bir açı çiziniz diyor. Tabii ki biz de gelelim şöyle bir doğru şeklinde. 2 birim geldim. Bakın burası 2 birim. Sonra da 1'e 2'lik olacak şekilde hemen sağa doğru 1, yukarı doğru 2. Şuraya bir nokta aldım da bakın bu da 1'e 2'lik bir nokta, e, kod. Bu şekilde gittiğimde benim bu açımla o açım birbirine eş olur. Bakın şurası kaç birim? 2 birim. Burası da 2 birim. 2 birim. Ama isimlendirmedim. Bir de isimlendireyim. A, B, C açısı olsun gene de. Çünkü 3 nokta belli olursa açı belli oluyordu. E, buranın kodu 1'e 2'likti. Ben de buraya 1'e 2'lik bir kod yaptım. Birbirlerine eş oldular. Karalı kağıtta CDE açısına eş açı çiziniz diyor. Tabii ki çizeriz. Şimdi ilk başta DC'nin kodu ikiye birlik. Ben de şuradan hemen bir ikiye birlik bir şöyle koddan bir doğru çizeyim. Hatta şurayı birazcık daha uzatayım. Buranın kodu ne? 2 aşağı 3. iki dikey 3 yatay diyelim ona. 2 tane dikey 3 tane yatay. Yani şu noktadan geçecek şekilde ben de şöyle çizdiğimde gördüğünüz gibi bu açıyla bu açı birbirlerine eş olur. Hadi şuraya da gene K, L, M diyelim. Hatta eşlik yapalım gelin. CDE açısı eşittir KLM açısına da diyelim ortasına. Birlikte öğrenelim de diyor ki açı ölçer yardımıyla PRS açısına eş bir açı oluşturalım. Şimdi ben bu açıyı ölçebilmem için öncelikle açı ölçerimi buraya getirmeliyim. Açı ölçerinin göbeğini buraya koymalıyım şu şekilde. Göbeğini koyduktan sonra yani şu sıfır noktası Açı ölçerimizde şu şekilde bir şekil değil mi arkadaşlar. Şöyle bir şekil. Burası kaça geliyor? Farz edelim 120 dereceye geliyor. 120 derece olacak şekilde eş bir açımızı çizmek istiyoruz. Tabii ki çizeriz. Ne yaparız? Hadi gelin bu sefer de açı ölçerimizi şöyle dikey konuma getirelim. Şöyle. Şöyle konuma getirdiğimizi farz edelim. Ve göbeğimizde noktamız ve şurada 120 derece yazar. Ve şuradan şu noktayı işaretlersiniz. Göbekteki noktayı işaretlersiniz. Bir de şurayı işaretlersiniz. Sonra cetveli kaldırdığınızda bu 3 tane noktayı şu şekilde birleştirdiğinizde işte bu açınız sizin gene buna eş bir açı olur. 120 derecelik açı olur. Size tavsiyem açı ölçeri kullanmayı öğrenin arkadaşlar. Ben size şekil olarak e, çizmeye çalışacağım. Siz de kendi kitabınıza bu açı ölçerle buna benzer şekiller kendiniz çizmeye çalışın. Mesela bunu kaç derece olduğunu ölçmek için öncelikle ne yaparız? Açı ölçerimizin göbeğini şuraya bir getiririz arkadaşlar. Şu şekilde aç ölçerin göbeği buraya gelir. Sonra şöyle bir bakarız bu açıya. Farz edelim 60 dereceye denk gelmiş bu açımız. Biz de ne yaparız? Hemen yön değiştiririz. Şu şekilde bir aç ölçer yapar. Yani bu sefer bu şekilde koyarız aç ölçerimizi. Şöyle koyduğumuzu farz edelim. Göbek burası. 60 dereceyi şurada bir yerde buluruz. 60 dereceyi. Şu noktayı işaretleriz. Göbekteki noktayı işaretleriz. Bir de şurada herhangi bir noktayı işaretleriz. Bu 3 noktayı işaretledikten sonra bu açı ölçerimizi buradan kaldırırız. Bu 3 noktayı birleştiririz. 3 noktayı birleştirdiğimizde işte bir 60 derecelik burası 60 derecelik eş bir açı oluşturmuş oluruz. Tabi bu eş açınıza harf vermeyi unutmayın. D, E, F, D en azından. Öncelikle bunu aç ölçeyle nasıl ölçeceğimizi tekrardan söyleyelim. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Aç ölçerin göbeğini buraya bir denk getiriyoruz. Aç ölçerimizin göbeğini buraya denk getirdik farz edelim şu şekilde. Daha sonra şöyle yaptığımızda bir ölçtük ki kaç derece oldu bu? Farz edelim 150 derece. Hemen aç ölçerimizi bu sefer de dikey konuma getirelim. Şu şekilde bir dikey konuma getirdiğimizi farz edelim. Göbeğimizi işaretliyoruz. Hemen göbeğimizin hizasında şuradaki bir noktayı da işaretliyoruz. Bir de 150 dereceyi buluyoruz şuradan 150 dereceyi. Sonra bu üç noktamızı karalattıktan sonra açı ölçerimizi kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra bu üç noktayı cetvel yardımıyla çiziyoruz. Çizdikten sonra işte bizim açımızda 150 derecelik burada bir açı oluşuyor. Açtaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeler yazınız. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle ne denir? Açı denir. Hadi yapalım gene de. Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın çizelim. İşte bu oluşan şekil nedir? Bir açı şeklidir. ACB açısının köşesi. Köşe her zaman ortaya yazılan noktadır. C noktasıdır. DE ve DC ışınlarının birleşimiyle oluşturulan açıyı sembolle gösteriniz. Arkadaşlar D köşesi her ikisinde de ortak değil mi? Köşe olacak o zaman o. Şöyle bir şey yaptım da bir de ışını. Şöyle bir şey yapayım. Bu da dc ışını olsun c. E, açınızın sembolü gösterimi nasıldır? Ya e açısıdır ya da c açısıdır. Köşe ortaya gelecek yani ille de. Aşağıda açıların köşe noktalarına karşılık gelen harfleri eşleştiriniz. Ne var? V var köşemizde. V ile eşleştiriyoruz. Buranın köşesini Y, Y ile eşleştiriyoruz. Buranın köşesinde ne var? Ü. Bunu da ü ile eşleştiriyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki açıları sembollerle ifade ediniz. Tabii ki. Köşe orta gelecek. Hemen şu şekilde bir hizalama yapıyorum. Ne diyorum? A, B, C açısı. Hadi bir tane daha yapak. Tersten yapacak olsaydık bu sefer ne olurdu? CBA açısı da diyebilirdik. Aynı şekilde hepsini ikişerli yapalım. Burası ne olabilir? KLM açısı ya da M, L, K açısı olabilirdi. Bu ise ya Z, Y, X'dir. Z, Y, X açısı Y ortada olacak köşe. Bu arada 180 derecedir. Bu tam açıdır değil mi? 180 derece. Tam açı dedik. Doğru açı diyecektik. Bu bir doğru açı. Ya da X, Y, Z açısı olur. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösteremi olamaz. Şimdi B köşesi mi bakalım? Köşesi. B açısı denir demiştik. ABC yani şu şekilde sıralama oluyor B köşede bu da olur. CBA diyor. CBA da şu şekilde tersten gelen bir sıralama. CBA da olur. Yalnız ACB bakalım. ACB böyle geliyor. Şurada bir açı değil bu. Bu yanlıştır. Diğerine bakalım. AB ışını ile aşağıdaki ışınlarda hangisi birleştirilirse BAC oluşur diyor. Şimdi burada senin başlangıç noktan A olması lazım. Diğer ışının da başlangıç noktasının A olması lazım. Şıklarda başlangıç noktası A olan sadece hangi var? B şıkkı var. B şıkkını yaptığımızı farz edelim. Bakın şu A, B ışını. Şu da A, C ışını. İşte bakın bir açı oluşturdu. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen açıya eş bir açı değildir? Şimdi eş açı olabilmesi için kodların aynı olması lazım. Gördüğünüz gibi mavi 2 birim düz. 2 birim düz yazalım. Diğer ise 1, 2'ye 3'lük. 2 tire üçlük bir işlem. Şimdi bakalım mavi 2 düz, Diğeri ise 1 2 2'ye üçlük. Bak bu oluyor aynısı. Şimdi şuraya bakalım bunun mavisi 2 düz. Hemen diğer turuncu kırmızısına bakalım. 2'ye 1 2 3. Bu da 2'ye üçlük. Bu da aynı. Doğrudur. Şimdi D'ye bakalım cevap C. O yüzden en sona bakmak istiyorum. Burası nedir? 2 düz. Hemen şu koduna bakıyorum. 1 2 2'ye üçlük bir kod var. Bu da aynı. Ama bakın burası 2 düz ama burası 2'ye 2'lik bir kod. 2'ye 2'lik kod olmayacak. Cevap C'dir. Aşağıdakilerden açılardan hangisi eş açılardır diyor. Şimdi ilk göze çarpan. Buranın kodu gördüğünüz gibi birebir yani çapraz giden bir kod. Buranın kodu da gördüğünüz gibi birebir çapraz giden bir kod. Şimdi bu çaprazdan çapraza giden bir de 2'ye odaklanalım. Bakın 2'nin kodu çapraz gidiyor. Bunun kodu da çapraz gidiyor. Yani birebir. Bakın birebir, birebir, birebir. Buranın kodu birebir, birebir, birebir diye gidiyor. Aynı şekilde bakın buranın kodu da birebir. Buranın kodu da birebir. Yani 2 ile 3 kesit olacak. Diğerlerine baktığımızda bu bir kere 90 derecelik. Buranın da 90 derece olma şansı vardı ama şöyle olsaydı. Mesela buranın kodu ne? 2'ye 1. Yine Buranın da kodu şu şekilde olsaydı 2'ye 1 olup buradan geçseydi 90 derece olurdu. Ama gördüğünüz gibi buranın kodu 3'e 1'lik. Yani 90 derece olmaz. Başlamışken komşu tümler bütünler ters açılarda işleyelim diyorum. Ne dersiniz? Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara komşu açılar denir. Sıra sizdelerden şekil üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu iki açının ortak ışını ortadakidir bakın. Bunu her ikisi de kullanıyor. İşte bu ortak ışını bir yazalım. Neymiş? ML ışını. Şimdi komşu açılarımız nedir o zaman? Hemen burada sarı olan, turuncu gözüken açılar komşu açılardır. Yazalım. KML açısı ile burada LMN açısı komşu açılardır. Birbirine komşu olan CDA ve ADB açılarını çiziniz. Şimdi arkadaşlar bir kere ikisinin de ortak köşesi D. D'miz ortak. D'yi bir yazalım. Burası D olsun. Şimdi bir de ortak noktamız A var. Şöyle bir de A yapalım. Burası A noktası olsun. Bu ortak ışınları. Şimdi diğer ilk baştakine bakalım. CDA. CDA'mız şöyle olsun. Buradan C gelsin. CDA açımız bu. Diğer ise ADB. Şöyle bir B yapalım buraya da. Gördüğünüz gibi ADB açısı burası. İçine de yazalım. Burası ADB açısı. Burası da CDA açısı. Bakın ortak ışınları burada. Komşu açılar. Şimdi burada biraz komşu açı belirleyelim. Misal buradaki mavi ile yeşil bölgedeki açılar komşu açılardır. Çünkü buradaki gördüğünüz MP ışını ortaktır. Köşeleri de ikisinin ortak yine M'dir. Hadi onu bir yazalım mmp açısı ile pmk açısı pmk açısı komşudur. Komşudur. Şimdi bir de yeşillen pembeye bakalım. İkisinde ortak bir ışını var. Ne o? MK ışını ve de köşeleri yine M'dir. Hadi onu da yazalım. PMK açısı ile KMR KMR açısı komşudur. Komşudur. Şimdi ille de böyle dar açılar mı alalım? Şöyle birazcık daha büyütsek açıları. Örneğin şu ortadaki ışın gene ortak olsun. Şu açı ile şu açı komşu olmaz mıydı? Olurdu. Hadi onu da yapalım. Ne diyelim? NMK NMK açısı ile KMR açısı komşudur. Komşudur. Hadi gaza geldiniz madem. Bir tane daha komşu patlatalım sizinden. Silelim şurayı. Bakın. Ben istersem şurayı bir açı alıp şurayı da bir açı alıp bunlar komşudur da diyebilirdim. Hadi onu da yazalım. Buradaki açıyı yazalım öncelikle. Neymiş? R, M, P. Bu arada ortak ışınımız şurası. R, M, P açısı ile şu P'ydi. P, M, N. P, M, N açısı açısı komşudur. Komşudur. Bunların hepsini yazabiliriz işte. 45 ve 65 derecelik açıları komşu açı olacak şekilde çiziniz. Tabii ki bir 45 derecelik bir açı yapalım şuraya. Şöyle 90'ın yarısı olacak şekilde. Harflendirelim ama. Ne diyelim? A C açısı olsun ve de 45 derece olsun. Bir de 65 derecelik açı toplarsak kaç derece olur? 110, 120 dereceye denk gelecek şekilde. O zaman şöyle bir şey yapalım. Evet burası da kaç derece olsun? 65 derece olsun. Buraya C demiştik. C, B, D olsun. Evet komşu açılarımızı yazalım. Ne diyelim? A, B, C açısı. A, B, C açısı. Komşudur. Komşudur. C, B, D açısına diyelim. Şurası D. Yukarıdaki şekilde bulunan komşu açılar belirleyiniz ve sembollerle ifade ediniz. Şimdi ilk başta şurada gördüğünüz gibi yeşillen buradaki pembe açılarımız birbirlerine komşudur. Onu bir yazalım. A B K açısı ile K B, L açısı K B L açısı komşudur. Komşu. Başka. Peki biz Pembe ile mavi komşudur diyemez miydik? Derdik. Hemen diyelim onu da. KBL açısı ile LBC açısı yine komşudur. Açıları biraz daha büyütsek de şöyle desek, bu açı ile şu açı komşudur desek olmaz mıydı? Olurdu. Bakın ortak ışınları var sonuçta. Evet ne diyelim? ABL açısı ABL açısı ile LBC, LBC açısı komşudur. Aynı şekilde şurayı bir açı olarak görüp o da şuna komşudur diyebilirdik. Yani CBK açısı ile CBK açısı ile bu arada ortak ışın da şöyle çizeyim iyice görün diye ile ABK açısı. ABK açısı yine nedir? Komşu açılardır şekilde kapı 50 derecelik bir açı ile açık durmaktadır. Kapı 40 derece daha açıldı da kapının açıklığın kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar burası şekilde gördüğünüz gibi 50 derece açık. E 40 derece daha açarsam ne olur? 40 da buradan gelir. Toplam 90 derecelik bir açıklık olur değil mi? İşte yavaş yavaş komşu tümler açıları öğreneceğiz. Ve öğrenelim. Ölçülerin toplamı 90 derece olan iki açıya ne denirmiş? Tümler açılar denirmiş. Tümler deyince aklınıza ne geliyor? İki açının toplamı 90. Açının toplamı toplamı 90 derece edecek gelecek. Yukarıdaki açının tümler açısını tümler der demez 90 dereceye tamamla geliyor. Tamamla. Aç ölçüleri kullanarak ölçünüz. Aç ölçüleri kullandığınızda büyük ihtimal şöyle bir şey çizeceksiniz. Ve de buraya 90'dan hemen 25'i çıkartıp sayısal olarak da bulabilirsiniz. 65 bulursunuz ya da aç ölçerle buranın kaç derece olduğunu da ölçebilirsiniz. Ama pratiğimiz tümler deyince aklımıza 90 derece geliyor. 25'i görürseniz 90'a 25'i çıkar verin. Tümler açıyı direkt bulursunuz. Bakın bu soruda aç ölçer kullanmadan yapacağız. Tümler açısı diyor. Tümler deyince aklımıza kaç derece geliyordu? İki açının toplamı 90. E birisi 54 ise diğeri nedir? 90'dan ne yaparsınız hemen? 54 dereceyi çıkartırsınız. Ondan 4 çıktı 6, 8'den 5 çıktı 3. 36 dereceymiş. Evet bu 30 tümler açısını soruyorsa 90'dan 30'u çıkartıveririm hemen. Kaç çıkar o da? 60 derece çıkar. Hem tümler hem de komşu olan açılara komşu tümler açılar denir. Yani dip dibe olacaklar bu açılar. Bir ışınlar da ortak olacak. Atıyorum burası 20 ise buraya 70 diyeceğim. İşte bu iki açı hem komşu hem de tümler açılar olacak. Şekildeki DEF komşu tümler olan açıyı aç ölçer yardımıyla çiziniz ve çiziniz açıyı isimlendiriniz. Hemen buna komşu tümler açı çizeceksem hemen bunlar bir ışını ortak olması lazım. Gördüğünüz gibi 90'dan 50'yi de çıkartı verelim 40 derece. Buraya da bir isim verelim. EDF'yi kullanmışlar. Biz de K'yı kullanalım. Ve buraya kaç derece kalmış? 40 derece kalmış diyelim. Daha sonradan da şöyle de yazabiliriz. KED açısı ile D -E F açısı komşu tümlerdir. Tümlerdir deriz. 35 derecelik açıya komşu tümler olan açıyı aç ölçer yardımıyla çiziniz ve çizdiğiniz açıyı isimlendiriniz. Şimdi arkadaşlar aç ölçer yardımıyla bir 35 derece çizdik farz edelim. Şöyle bir aç ölçer yardımıyla 35 dereceyi çizdik. Sonra biz 90'dan bu 35'i çıkartırız tümler olacaksa 90 yapacaktı biliyorsunuz. Ne olur burası? 55 derece olur. Hemen şurayı şöyle çizdiğinizde burası da ne olur? Bir 55 derece olması lazım. Şimdi bize ne diyor? İsimlendiririz. İsimlendirelim. A, B, C, D olsun. A, B, C açısı komşu tümlerdir. Komşu tümlerdir. Kime burada? Gördüğünüz gibi D, B, C'ye. D, B, C açısına. ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Bütünler açılar 180 derece oluşturuyorsa bu bir doğru oluşturuyor demektir. Mesela ben şurada şöyle hemen 50 derece verdiğimde bu bir bütünler açısı dediğimde açılır dediğimde siz ne yapacaksınız hemen? 180'den 50'yi çıkartı vereceksiniz. Burası 130 derecedir. Hem de bütünler diyeceksiniz. Hatta bu komşu bütünler. Bakın ortak bir de ışını var. Kesişen iki yolun çocuk parkı tarafında oluşan açısı 118 derecedir. Kütüphane tarafında oluşan açıyı bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası buraya paralel olduğu için bizim bu açımız da 118 derecedir. E eh, bu 118'de bu açı bir doğru oluşturduğu için bir doğrumuz 180 derecedir. O zaman ne yaparız? 118 ve 180'ın farkını buluruz. 180'den 118'i çıkartırız. 2 7'den 1 çıktı 6. Ne olur o zaman? 62 derecedir deriz. Aşağıdaki açıların bütünler açılarını bulunuz. Bütünler deyince aklımıza ne geliyormuş? 180 derece geliyormuş. E, eh, o zaman ne yaparız? 180'den 25'i çıkartalım. 5. 7'den 2 çıktı 5. 155. 180'den 120 çıkartırım. Ne olur? 60. 180'den 66 çıkartırım. 4. 7'den 6 çıktı 1. 114. 180'den 132 çıkartırım. 8, 7, 3 çıktı 4, 0, 48. Eh, artık mevzuyu anladınız. 180'den çıkarttığınızda açının bütünlerini bulmuş olursunuz. Hem bütünler hem de komşu olan açılara komşu bütünler açılar denir. Az önce demiştik ya verdiğim örnekte hatta şuydu. Burası 50 derece ise burası kaç derecedir? Baktığınız bir doğru oluşturuyor. Doğru 180 derece. 180 dereceye tamamlıyorsa bütünler açıdır. 180'den de 50'yi çıkartır. 130'u bulurum demiştik değil mi? Aynen böyle açılar işte. Ortak ışını var. LOM açısı. Gördüğünüz gibi şuradan bahsediyor. 115 derece. Bütünler açısının ölçüsünü soruyor. 180'den ne yaparız? Hemen 180 olduğunu nereden anladık? Bakın bu bir doğru açı. 180'den 115'i çıkartırız. 5, 7'den 1 çıktı 6, 0. Kaç dereceymiş? 65 dereceymiş. Komşu bütünler iki açıdan bir diğerinin 5 katı. Yani birisi bir katsa diğeri 5 kat bir açıymış. E ben bunları topladığımda bütünler diyorsa 180 dereceye eşit olur değil mi? Yani 6 kat eşittir 180 oluyormuş. 180'i 6'ya bölersem bir katı bulurum. 3 kere 6 18. 0 0 şu da 0 da buraya attım. 30. 1 kat eşittir 30. Bu küçük açı. Küçük. E 5 kat da 5 ile 30'u çarptığınızda ne yapıyor? 150. 5 kat eşittir 150 derece. Bu da büyük açı. Büyük açı. Şuraya açı diyelim. Buradan derden atalım. Büyük açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulmuş. Bulduk. 150 derecedir. Kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlarına ters açılar denir. Ters açılar ölçüleri birbirine eşittir. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde ikiden kesişen doğru komşu olmayan dediğimiz birisi Anya'ya birisi Konya'ya bakan şu açılar. Mesela atıyorum ben buraya 40 derece dersem hemen siz buraya da 40 derece diyeceksiniz. Ha hocam ben bulmuşken burayı da bulabilir miyim bu 40'la derseniz tabii ki bulabilirsiniz. Çünkü bu bir doğrudur. Doğrunun toplamı 180 olacağı için 180'den 40'ı çıkartırız. Yani bütünlerdir bunlar 140 derece. Burası 140 derecedir. Az öğrendiniz. Karşılıklı böyle komşu olmayan açılar birbirlerine eşittir. Burada 140'tır dersiniz. Sıra sizde 13'te. Gördüğünüz gibi burası 130 dereceyse az önce öğrendiniz burası da 130 derecedir. Çünkü birisi birisine komşu değil zıt yönde ters açılardır bunlar. E, 130 ne ile 30'un toplamıdır? Ne yaparız? 130'dan 30 dereceyi çıkartırız. İşte bu A'da nedir? 100'dür deriz. Çünkü 100'den 30 toplansın ki 130 olsun değil mi? Yukarıdaki şekilde ters açıları belirleyiniz diyor. Tabii ki belirleyelim. Misal, şuradaki açı ile şuradaki açı ters açıdır. Yazalım, BOL açısı ile AOK açısı birbirine ters açılardır. Bir ters açımız da şurada var. AOL açısı ile burada KOB açısı da yine ters açıdır. Yalnız şuradaki açıların burayla buranın e, ters açıları yoktur. Ters açıları yok. için yok? Olması için şu şekilde bir doğru oluşması gerekiyordu. Olmadığı için onların da tersi yoktur. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeler yazınız. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya ne dedik az önce? Tümlerdir. Tümler açılar denir. Her bütünler açının hem bütünler hem de komşu olan açılara komşu bütünler denir. Çünkü komşuymuş hem de bütünlermiş sonuçta komşu bütünler açılar denir. Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara bakın arkadaşlar köşeleri ortak ve birer ışınları ortak birer ışın dediğimizde şu o zaman bunlar nasıl açılardı komşu açılardı komşu. 40 derecenin tümlerinin bütünlerini bulunuz. İlk başta 40 derecenin tümleri tümleri nasıl bulunur arkadaşlar? 90 eksi 40'dan bulunur. Çıkarttım 50 derece. 50 derecedir. Şimdi diyor ki tümlerinin bütünlerini bulunuz. Şimdi o zaman 50 derecenin 50 derecenin bütünlerini nasıl buluruz arkadaşlar? 180'dan çıkartırız bütünleri. 180 eksi 50'den ne yapar? 130 derecedir. Aç ölçerle çiziniz diyor. Çizelim o zaman. Al sana aç ölçerle çizdim. İşte burası 130 derece. Hadi çizdiğimde tam göstereyim gene de. Ne yapıyoruz açı ölçeri arkadaşlar? Şu şekilde koyuyoruz. Burası göbek oluyor. Sonra şu şekilde baktığımızda işte şuraya gelen değerim 130 derece olması gerekiyor. Bütünleri 110 derece olan açının diyor. Öncelikle o açıyı bir bulalım. Bütünler lafını duyunca aklınıza 180 derece geliyor değil mi? İki açının toplamı 180 derece. 180 dereceden 110 dereceyi çıkartalım. O açıyı bir bulalım. Neymiş o açımız? 70 derecelik bir açıymış. İşte bu 70 derecelik açının bu sefer neyini soruyor bana? Tümlerini soruyor. 70 derecelik açının tümleri. Açının tümleri. Nasıl bulunur? Tümler deyince aklımıza da 90 derece geliyor. 90'dan 70'i çıkartıveririz. Ne deriz? 20 derecedir deriz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız. 126 derecelik açının bütünleri diyor. Bütünler deyince aklımıza kaç derece geliyor? 180 derece geliyor. 180'den ne yapacağız? 54'ü çıkartacağız. 10'dan 4 çıktı 6. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı 2 ve 1. Kaç dereceymiş? 126 dereceymiş. Baktık, doğru. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Az önce dedik, ters açıların ölçüleri birbirleriyle aynıdır dedik. Bu da doğru. Köşeleri ve birer kenarları, birer ışınları ortak olan açılara komşu açılar denir. Yine bir önceki sorumuzda vardı. O bakın şu şekilde birer ışını ortak ve köşesi ortak açılar komşu açılardı. Yani bu doğrudur. Doğru. Şöyle D diyelim bu arada. Biri diğerin iki katı olan tümler iki açıdan. Şimdi birisi bir kat, diğeri iki kat. Toplarsam kaç kat yapar? Üç kat. 3 kat eşitmiş kat neye? 90'a. Çünkü burada ne lafı var? Tümler lafı var. Hemen 90 aklıma geliyor. O zaman 93'e bölerim. 1 katı bulurum. 3 kere 3 9. Çıkarttım 0 0 0. Küçük olan açı 30 derece. Bize ne diyor? İki açıdan küçük olanı 30 derecedir. Bu da doğru. Dar açının bütünleri de dar açıdır. Hayır arkadaşlar. Bir dar açı sallayın. Atıyorum 50 derece olsun. Bütünleri ne yapar? 180'dan 50'yi çıkartırım. 130 derece olur. Dar açının bütünleri geniş açıdır. Bir tek yanlışımız budur. Ölçüsü 35 derece olan açının bütünleri ile tümleri arasındaki fark. Hadi 35 derecenin ilk başta bir tümleri bulalım. Tümleri. Tümlerini bulurken ne yaparız? 90'dan 35'i bir çıkartırız. 10'dan 5 çıktı 5, 8'den 3 çıktı 5. İşte 55 derecedir. Yine bu 35 derecenin ne yapalım? Bütünlerini bulalım. Bütünleri. Bütünler için ne yaparız? 180'den de 35'i çıkartırız. Ne kalır? Ondan 5 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 4. 145 derecedir. İşte bunlar arasındaki fark diyor. 145'ten 55'i çıkartacağız. 0, 14'ten 5 çıktı 9. Unutmayın arkadaşlar bir açının bütünleriyle tümlerinin farkı her zaman 90 derecedir. Çünkü bakın bu 90 ile 180 arasındaki farktır aslında. 120 derecelik açının bütünler açısının önce onu bir bulalım. 120 derecenin bütünleri, bütünlerini nasıl buluruz? Bütünler deyince aklımıza kaç derece geliyordu? 180 derece geliyordu. 180'dan 120'yi bir çıkartırız. Kaç kalır? 60. Şimdi ne diyor? Bu açının yani 60 derecenin tümler açısı. Tümler deyince aklımıza kaç derece geliyor? 90. Hemen ne yapıyoruz? 60 derecenin tümleri tümleri 90'dan 60'ı çıkartılarak bulunur. Çıkarttığımda ne kaldı? 30 derece. Cevap aşık. 36 derecelik açının bütünler açısı. Bütünler deyince aklımıza 180 geldi. Hemen ne yapalım? 180'den bu 36 dereceyi çıkartalım. 10'dan 6 çıktı 4, 7'den 3 çıktı 4, 1 144 derece ile. Bakın burada ile yazıyor. 72 derecelik açının tümleri. Tümler deyince aklımıza 90 geliyor. Hemen 90'dan da bu 72'yi çıkartırız. 10'dan 2 çıktı 8, 8'de 7 çıktı 1. 18 derece. Arasındaki fark diyor. 144'ten 18'i çıkartalım o zaman. 14'ten 8 çıkarsa 6. 3'ten 1 çıkarsa 2, 1. 126 derecedir. Şimdi sizler ne öğrendik? Biz ters açılar öğrendik. Gelin buradan ters açılardan bir sürü açı bulalım. Mesela burası şu şekilde 35 derece ise, aha burası da bu şekilde 35 derecedir. Bu burası 45 derece ise ters açı olduğuna dolayı aha burası da nedir? Yine 45 derecedir. Şimdi şu üç açının toplamı 180 yapması lazım. 2 tanesini vermişler. 45 ile 35'i toplayıp 180'den çıkartırız. Onun sıfır elde var. 1, 4, 1 daha 5, 3 daha 8. E 180'den de bu 80'i çıkartalım. Soru işareti yerini bulalım. Kaç dereceymiş? 100 dereceymiş. Canlar bir sonraki videomuzda alan ölçmeye başlar da bitiririz inşallah. Haydi görüşmek üzere. Bay bay.